Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün et severler için çok güzel ve özel bir tarifle geldim. Sui tekniğiyle bir et pişireceğiz arkadaşlar ve harika bir menü hazırladım. Videomu baştan sona kadar izlemenizi tavsiye ederim efendim. Sui tekniğiyle arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kalın ve yaklaşık 1 kilo geliyor. Ben ortadan ikiye böldüm ve 500 gram 500 gram şekilde 2 paket yaptım. Bu görmüş olduğunuz kalınlıktaki eti eşit bir şekilde bu teknikle pişireceğiz. Nasıl pişireceğiz? Vakumlayarak ve sıcak suyun içerisinde pişireceğiz. Evet, 1 kilo dana bonfile vardı arkadaşlar. Dana fileyi ortadan ikiye böldüm. 500 gram şeklinde ve ilk önce çok az bir zeytinyağı ile her tarafını şöyle bir yağladım. Tuz ve karabiber bu esnada kullanmayacağım. Daha sonra kullanacağız. Ben bu esnada tuz kullanmayı sevmiyorum. Çünkü daha çok suyunu bırakacaktı ve sertleşmeye sebep verecekti. Bu nedenden dolayı tuzu sonra kullanacağım. Evet, içerisine rozmarin, bir dal rozmarin ve bir tane defne yaprağı koydum. Vakum aletiyle poşetimi önce bir tarafını yaktım. Bu şekilde yaptıktan sonra dana bonfilemi poşetimin içerisine koyuyorum. Rozmarin ve defne yaprağı. Bir küçük parça da tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Evet. Hepsi bu kadar. Şimdi etlerimi vakumlayacağım. Vakumlamak için böyle bir alete ihtiyacınız vardır. Eğer bu şekilde bir aletiniz yoksa nasıl yapabilirsiniz? Alternatif olarak arkadaşlar kilitli buzluk poşetleri var ya, kilitli buzluk poşetlerine koyarak bir tencerenin içerisine soğuk su koyup poşetin içerisindeki havayı çıkartarak ağzını kapatabilirsiniz. Bu şekilde de vakumlama görevini yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tip olarak vermek istedim. Evet, gördüğünüz gibi vakum aletimle etimi tamamıyla havasını aldırtıyorum. Hiç içerisinde hava kalmıyor. Bu sayede suyun içerisinde pişerken etime su temas etmemiş olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bu tarz tarifleri ben sizler için özel videolu olarak hazırlıyorum. Sizlerin de geri dönüşleri beni inanılmaz müthiş derecede motive ediyor. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayalım. Teşekkürler. Evet, diğer etimi de vakumlayarak havasını alacağım ve pişirmek için artık ön hazırlığımı yapmış olacağım. Evet, söylemiş olduğum gibi suvi tekniğiyle arkadaşlar bu görmüş olduğumuz kocaman kalın etler içi eşit bir şekilde pişmiş olacak. Evet, pişirme işlemimiz için artık etlerimiz hazır. Şimdi nasıl pişireceğiz? Öncelikle yaklaşık 2 litre kadar suyu 60 derecede ısıtıyoruz. 60 derecede ısındıktan sonra vakumlamış olduğumuz etlerimizi içine koyacağız. 60 derece ısınmış suyumuza file etlerimi alıyorum. Evet, bu teknik arkadaşlar suvi tekniği oluyor. Gördüğünüz gibi suyun içerisinde etlerimiz pişecek. Et suya temas etmiyor vakumladığımız için ve 60 dereceden de fazla ısınmıyor. Derecemizi o şekilde ayarladığımız için her yeri eşit bir şekilde pişecek. Eğer bu şekilde bir tencereniz yoksa arkadaşlar normal tencerede derece koyarak ama derecesini sürekli takip ederek en kısık ayarda 60 dereceyi geçmeden yaklaşık 1-1,5 saat arası etinizi pişirebilirsiniz. Ama bu biraz zor olacaktır. Sürekli takip etmeniz gerekecektir ve üzerine soğuk su takviyesi yapmanız gerekecektir. 60 derecede tutmak biraz zor olacaktır. Etimizin pişme süresini arkadaşlar ben 1-1,5 saat arası ayarladım. Bu etimizin ne kadar pişmiş ve içini pembe seviyorsanız o derecede süresini birazcık daha yüksek tutabilirsiniz. Ayrıca yanına bu şekilde kuşkonmazlı risotto yaptım. Evet, risottomuzun yapılışı tavamıza biraz zeytinyağı aldım. Isındıktan sonra ince kıymış olduğumuz bir tane soğan ve sarımsakları alıp
kısa bir süre kavurdum. Daha sonra ince doğramış olduğum kuşkonmazın saplarını da ilave ettim. Pirinçleri arkadaşlar kısa bir süre yıkadım. Kullandığım pirinç ölçüsü 3 küçük çay bardağı. Bu risotto arkadaşlar böyle ıslak lapa bir pilav oluyor. Ve kapağını kapatmadan pişireceğiz sürekli su takviyesi yaparak. Dilerseniz içerisine et suyu, tavuk suyu ya da kuşkonmazın haşlama suyunu kullanabilirsiniz. Ben kuşkonmazlı yaptığım için daha önceden haşlamış olduğum kuşkonmazın suyunu bu şekilde sürekli 3-4 kepçe ekleyerek suyunu çektire çektire istediğim kıvama gelene kadar pişirdim. Beni yakından takip edenler daha önceden de mantarlı risotto tarifimi paylaşmıştım ve bu şekilde farklı et tariflerim, menülerim de kanalımda oldukça mevcuttur arkadaşlar. Sos tariflerimle birlikte abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Risottomu tuz ile lezzetlendirdim ve sürekli karıştırarak su takviyesi yaparak pişmeye devam ettim. İstediğim yumuşaklığa gelene kadar. Evet, kapağı kapanmadan ve sürekli su takviyesi yaparak bu pilavı pişiriyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında eskimiş peynir ya da parmesan peyniri ile lezzetlendireceğiz. Bir küçük tutam maydanoz ile birlikte. Evet. Bir küçük kase parmesan peyniri ve bir küçük tutam maydanoz. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra pilavımı bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Etim kızartana kadar tam kıvamını almış olacak. Evet, dediğim gibi bu pilav biraz lapa pilav. Özelliği budur arkadaşlar. Ve gerçekten çok lezzetli. Çok farklı bir lezzette oluyor. Ben çok seviyorum. Özellikle et yemeklerine çok yakışıyor. Yanına hollandaise sos yaptım. Hollandaise sos tarifimi daha önceden de sizlere vermiştim. Burada sos tarifimi de ayrıca vermek istemedim. Daha fazla videomu uzatmak istemedim. Sizleri sıkmak istemedim arkadaşlar. Dilerseniz diğer videolarımdan hollandaise sos tarifime ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sous vide tekniğiyle yaklaşık 1 saat 10 dakika etlerimi pişirdim. 60 derecede suyun içerisinde. Risottom da hazır. Sosum da hazır. Hollandaise sosum. Şimdi etlerimi vakum poşetinden çıkartacağım. Fazla suyunu kağıt havlu peçeteyle aldıracağım. Daha sonrasında demir döküm tavada kızartacağım, mühürleyeceğim tekrardan arkadaşlar. Hem güzel hem de daha bir lezzetli olması açısından bir üçüncü işlemi yapacağız. Evet. O poşetteki suyunu atacağız. Çünkü etimiz içindeki suyunu ve kanını poşetimize bıraktı. Gördüğünüz gibi etimizin rengi de harika oldu arkadaşlar. İçi kesinlikle çiğ değil. Burada etin pişirme derecesi arkadaşlar. Eğer çok az pişmiş seviyorsanız 57 derecede yapabilirsiniz. Eğer çok daha pişmiş seviyorsanız derecesini 63-65 derecede ayarlayabilirsiniz. Ben orta pişmiş sevdiğim için 60 derecede 1 saat 10 dakika pişirdim. Evet. Kesinlikle içi çiğ değil arkadaşlar. Şimdi keseceğim ve sizlere göstereceğim. İlk etapta tabii ki demir döküm tavada kızartacağım. Fazla sularını kağıt havlu peçeteye aldırdıktan sonra iri kaya tuzu ya da Himalaya tuzu ve iri çekilmiş karabiber ile etimizi lezzetlendiriyorum arkadaşlar. Her tarafına gelecek şekilde. Demir döküm tavamı ocağa aldım, ısıttım. Isındıktan sonra bir miktar zeytinyağı ilave ettim ve etlerimi her yerini yüksek ateşte kısa bir süre kızarttım. Burada kızartma işleminde arkadaşlar
sizler damak zevkine göre eti birazcık daha uzun tutabilirsiniz. Eğer içini pembe görmek istemiyorsanız bu kızartma süresini biraz uzatabilirsiniz. Evet, herkes damak zevkine göre nasıl isterse o şekilde yer ve sever. Ben bu şekilde hazırladım ve gerçekten çok da güzel oldu. Severek yedik. Dediğim gibi sizlere çiğ gelirse, o pembe rengi görmek istemezseniz kestikten sonra da tavada 20-30 saniye cızbız edebilirsiniz. Ama eğer onu yaparsanız da tüm özelliği gitmiş olur. Bunu da bilmenizi isterim. Evet, gördüğünüz gibi etlerim harika kızardı. Bu şekilde demir döküm tavada. Dışını da bu şekilde kapladıktan sonra kısa bir süre 3-4 dakika dinlendireceğim ve kesme işlemine geçeceğim. Evet. İçini görüyorsunuz arkadaşlar. Pes pembe ve içinde kesinlikle kan yok. Görmüş olduğunuz o hafif sularda etin kendi suyudur. Müthiş derecede oldu. Ben bu şekilde seviyorum. Dediğim gibi bu şekilde tercih ettim. Eğer sizler bunu kanlı görüyorsanız ve yiyemem derseniz kestikten sonra da 20-30 saniye yağda cızbız yapabilirsiniz. Evet. Kestikten sonra da arkadaşlar tekrardan Himalaya tuzu ve karabiber serpeli lezzetlendirelim etimizi. Ve kızartmış olduğumuz o tavadaki yağdan da dökelim. Etimize lezzet katalım. Evet, suyu tekniğiyle pişirdiğimiz için etin her yeri eşit bir şekilde pembe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesinlikle çiğ değil. Eğer bu şekilde kalın eti pişirmek istiyorsanız bir seferde bu teknikle pişirmenizi tavsiye ederim. Çok daha pratik oluyor gerçekten. Evet, tuz ve karabiber ile lezzetlendiriyoruz. Rosmarin dalları ile görsel olarak. Bu şekilde dekor ettikten sonra tavada kalan zeytinyağını da üzerine gezdiriyorum. Ve servis için artık sunuma geçebiliriz. Evet. Risottomuzdan tabağımızın bir kenarına koyduktan sonra sous vide tekniğiyle pişirdiğimiz dana bonfilemizi tabağımızın diğer bir kenarına koyalım. Kuşkonmazları ben önceden haşlamıştım arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika kadar. Haşlanmış olduğum kuşkonmazları da bu şekilde yanına sos ile birlikte servis yaptım. Evet, hollandaise sosum. Biz çok beğendik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Evet, damak zevki her zaman farklıdır. Dediğim gibi eğer sizler bu eti pişmemiş ve çiğ görüyorsanız tavada cızbız yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Biz bu şekilde yedik ve çok beğendik. Ve kesinlikle çiğ değildi. Bunu da ayrıca belirtmek isterim. Evet, zaten bu teknikle pişen etler genelde bu şekilde oluyor. Araştırmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, Nur Mutfağı Nurgül YouTube kanalımda diğer videolarımda oldukça farklı şekilde et tariflerim, sos tariflerim, bu şekilde menülerim bulunmaktadır. Eğer sizler de değişik ve farklı tarifler arıyorsanız kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Paylaştığım videolarımdan haberdar olursunuz bu şekilde. Evet. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.